Doğu Akdeniz, bütün dünya dengeleri, nereden bakarsanız bakın. Yani o Suriye'deki iç savaşla dahil olmak üzere, Libya'da karışıklıkla dahil, o Arap Baharı falan filan. Akdeniz üzerinde her şey kilitlendi. Hepsi bir bağlantı. Onun anahtarı Kıbrıs. Tabii. Yani Türkiye bu aşamada bunu çok daha net anlamak zorunda herhalde. Dediğiniz Kıbrıs doğru. Milli mesele. Mesele. Ama ben bir de şunu söylemek istiyorum. Bakın burada politika, Türk evet. siyasetinin evet. şöyle bir kere anlaması lazım. Ada bize 70 kilometre uzakta. Yunanistan'a 970 kilometre uzakta. 960 kilometre Akdeniz, uzakta. Akdeniz'in içinde adanın konumlamasını yaptığımız haritayı arkadaşlar bir şimdi ekrana Anadolu taşıyor. Tarihi. Şu anda ekranda. Bakın burada şey verelim. Birazdan ekrana da gelecek. 960 kilometre. Evet doğru söylemişiz. Yanlış da söyleyebiliriz. Şimdi tarihsel olarak. Evet. Bakın şunun çok özür diliyorum. Şimdi şunun 70 kilometre uzakta bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani Türklüğünün tartışması ötesinde Anadolu'nun bir tabii. parçasından bahsediyoruz. Tabii. Hatta parçayı puzzle gibi şuraya koyduğun zaman bakın oturuyor. Evet Lego yani gibi. İskenderun evet. dip Karpaz'dan itibaren kesinlikle, muhtemelen evet. deprem tetkik bu ayrı bir konu. Beri böyle düşünmüşümdür ben de. Evet, bu evet. uzaklaşan depremden evet. uzaklaşanlar şey de ayrı bir konu. Tabii. Bakın 960 kilometre Yunanistan'ın uzakta 70 kilometre. Şimdi milattan önce 7000 yıldan beri Türk coğrafyasından Anadolu. Bakın 1071 yanlış bir şeydir. Bakın evet. bunu şunu için ifade ediyorum. Lidyalılar Türktür. Lidyalılar. Truvalılar Türktür. Proto Türktür. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve kimliği yoktur bunlarda ama bunlar Türkçe konuşur. Bunlara gitsen Türkçe konuşursun bunlarla. Yani o zamanki şeye göre diyeleğe göre söyleme analizine göre Türkçe konuşursun. Yazılışlar bununla ilgili hatta bir iyi bir araştırma inceleme de yapılması lazım. Şimdi milattan önce 7000 yıldan beri yerleşim olan bir yerden bahsediyoruz. 7000 yıl öncesinden beri. Şimdi buradaki sanat ve kültür eserleriyle tarihi son 300 yıl, 500 yıl değil de 1000 yıl değil de çok daha yere gittiğin zaman aslında bunun buradan gidenler tarafından bu niyetin olduğunu görürsünüz. 1071 yılından sonra daha çok Saint-Jean Şövalyelerinin olduğu, Monet'te yani Ceneviz ve yani İtalya'da yaşayanların olduğu bir kültürden adaya daha çok vergi getirmesi için ve topraklar boş kalmasın. Buradaki Kudüs yoluna karşı buraya gelip bazen evet. karaya çıkan şövalyeler korsanlar olmasın diye Rum nüfus getirilmiştir. Nüfus arttırılmıştır burada. Yani adaya gelindeki Rum nüfusun asıl kaynağı buradan kaynaklanıyor. Fakat daha sonra olay tabii daha tersine dönünce evet. özellikle 1870-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan evet. sonra İngiltere'ye kiralanıyor. Aynı zamanda da Avrupa'da evet. şu çıkıyor ortaya. Acaba Türkleri biz biraz önce bahsettiğiniz önce Balkanlardan sonra evet. Anadolu'dan atabilir miyiz? Felsefesi çıkıyor Avrupa'da. Evet. Böyle bir haşlı zihniyeti ortaya çıkıyor. Evet. Buna karşı da duruştur bu.